Virüs salgınının en çok etkilediği sektörlerin başında gelen turizmde gözler Ağustos-Eylül dönemine çevrildi. Tur operatörleri iç turizm için alternatif paket hazırlığı başlattı. Bu süreçte turizmciler nasıl bir planlama yaptı? Sarsıntı nasıl atlatılacak? Altuğ Acer bu soruları konuğuna yöneltecek. Ayrıntılar için Altuğ'dayız. Evet, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı saran koronavirüsü birçok sektörde etkili oldu. Ki bunlardan başında gelen ise turizm sektörü. Turizm sektörü ciddi anlamda etkilendi bu virüs tehdidinden dolayı. Yanımda TÜRSAP Bölge Başkanı Ahmet Çelik var. Kendisinden bölge turizmcisinin ne gibi planlar içerisinde olduğunu öğreneceğiz. Evet, yaz sezonu geliyor. Turizm sektörü için ne gibi planınız var? Merhabalar. Öncelikle bölgemiz Çanakkale Balıkesir bölgesi tüm Türkiye'yi eğer düşünecek olursak birinci sırada etkilenen bölge oldu. Dolayısıyla bizim bölgemiz 18 Mart'ta başlayan, 1 Mart'ta başlayan ve 1 Temmuz'a kadar olan 18 Mart törenleri, 25 Nisan Anzak törenleri, 19 Mayıs resmi tatil, işte 1 Mayıs derken 1 Temmuz'a kadar çok kuvvetli bir sezonun olduğu, esas payın %70'lik kısmını icra ettiğimiz bir bölüm. Maalesef her şey çok iyiye giderse Temmuz ayında ki her şey çok iyiye giderse eğer bir hareket iç pazarda başlarsa maalesef %70'lik bir kısmını kaybetmiş olacağız. TÜRSAP Genel Merkezi olarak çalışmalarımız teşvik anlamında devam ediyor. Bakanlığa sesimizi duyması anlamında birçok çalışmamız var ve bunların karşılık gördüğünü de sevinerek görüyoruz ve bunların sürmesini talep ediyoruz. Tabii kriz geçtikten sonra altını defaten çizmek istediğim bir konu var. Temmuz-Ağustos ayında eğer bir hareket olsa dahi arkası Eylül-Ekim ayları, kış ayları ve bizim yine iş yapmayacağımız bir dönem. Dolayısıyla biz turizmciler olarak Çanakkale-Balıkesir bölgesi olarak 2021 Mart ayına kadar kendimizi işlerimizin olmayacağı, eski potansiyeli yakalayamayacağımız yönünde telkin etmek ve buna göre çalışma yapmaya kendimizi yönlendirdik. Dış pazar maalesef tamamen bitmiş olacak. Dış pazardan yakın Balkan coğrafyasının dışında herhangi bir potansiyel, herhangi bir talep beklemiyoruz. Avrupa'da uçuşların Eylül'e kadar olmayacak olması bizim bölgemizi tabii çok olumsuz yönde etkileyecek. Bölgemiz biliyorsunuz Bursa, İzmir ve İstanbul'a aynı mesafede ve ulaşım anlamında çok ekonomik bir bölge, çok kolay ulaşılabilir bir bölge. Artık butik tatilin öne çıkacağını düşündüğümüz bu süreçte ailelerin, küçük grupların kolayca ve ulaşımı ekonomik halde sağlayacağı bir bölge. Ve yine tesislerimizin yatak kapasitesi, ekonomik olması da bölgeye olan talepte cevap verebilmemiz de çok güzel bir tatil yapmaları için önde olan Türkiye'deki bölgelerden biri olarak yine sahneye çıkacağına inanıyoruz. Evet, dediğimiz gibi turizm sektörü koronavirüsünden etkilenmişti ancak çeşitli planlar var. Önümüzdeki süreçte de yabancı turist yerine yerli turistin bölgelerde ağırlıkla gözükeceğini söyleyip sözü tekrar size aktaralım.